Evet arkadaşlar merhaba. Bugün değişik bir içerik var. Bugün bir arkadaşım gelecek. Bununla trainer kurulumu yapacağız. Trainer da burada. Bekliyoruz bakalım şimdi. Bugün değişik bir içerik olacak. Bakalım. Çok iyi bir abim var abi. Evet. Fatih ile buluştuk. Fatih evet. Marmaris'in yerel bisikletçilerinden benim de lafımdır bu. Yerel bisikletçi. Doğru. Evet, trainer'ı Fatih'in bisiklete kuracağız. Fatih'i belki YouTube'dan tanırsınız. Bisikletli Kaleci diye bir tane kanalı var Fatih'in. Yani ararsanız zaten bulursunuz. Gidiyoruz şimdi Fatih'in eve doğru. Trainer'ı kuracağız. Merhaba da istersen sen de bir. Diyeyim de ekran kapandı. Beni çekiyor mu çekmiyor mu anlamadım. Çekiyor canım şu an sen bakma. Ne kadar geniş açıyı da çekiyor senin. Şu an şu an gözüküyorsun rahat rahat. Şahaneyim şu an. Herkese selam olsun. Hadi evden görüşürüz o zaman. Yoldan değil evden. Evet Marmaris'e gelenler belki bilir. İnce heykelimiz var burada bir tane. Görmüşsünüzdür belki daha öncesinden. Marmaris'in sembollerinden. Evet, ince heykelinin arkasındayız şu an. Ve Marmaris'in bir bisiklet şehri olduğunu belki buradan anlarsınız. Hatta şöyle göstereyim. Acaba bunların biri kadın biri erkeği mi temsil ediyor? Hatta şöyle göstereyim size. İşte Marmaris bisiklet şehri. Evet, gidebiliriz. Evet, Fatih'in eve geldik şu an. İşte Fatih'in bebeği sarıp sarmalamış şu an. Sarıp sarmalıyorsun bebek gibi. Abi bakmamız lazım. Bisikletine. Yani. Doğru söylüyorsun. Evet, sarıp sarmalamış. Neyse, bu bebeğe trainer'ı takacağız. Fatih bu bisikleti yeni aldı. Doğru. Karbon kadro değil mi bu? Karbon. İstanbul'dan getirdi. Evet, İstanbul'dan getirdi. Bu şey XRS001 diye geçiyor. Kaç kadroydu bu? 52 diyebiliyorum. 52 mi? 52 kadro senin boyuna... Ya ne bileyim abi ben. 52 değildir oğlum bu. 54 falandır ya. 54 senin de olabilir. He senin boyun uzun çünkü yani. 52 kadro muhtemelen ufak gelir. Ama üstünde Ultegra setti. Di tool'u. Gayet güzel bir bisiklet. Çok başka bir şeymiş. Allah abi. Kaza bela vermesin diyeceğim ama Fatih geçen günlerde bir kaza geçirdi. Elinden belli. Gelmiş geçmiş olsun diyoruz. Bundan sonra daha dikkatli olur. Fatih'in suçu yoktu. Bu arada YouTube kanalında da kazanın videosu var. Bu arama erişime engelli. Koydum kendim. He. Tabii. Kısıtladım. Herkes göremiyor. Seçili insanlar göremiyor. Abi ben videoyu izledim. Videoda Fatih'de hata yok. Bir araç var. Fatih sollayıp önüne kırıyor. Güya sağ taraftaki cebe girmek için. Burada tamamıyla araç hatalı. Hoş adam hatasını kabul etti de ya Allah korudu daha farklı böyle daha kötü sonuçlu bir kaza da olabilirdi. Allah'tan bu şekilde yırttık efendim. Aynen. Abi iki soluk kullanalım ya terliyiz zaten. Hemen çekim yapıyorsun ya. Bak. Kanter. Adam yoruldu geldi. Yoldan yeni geldi. Evet Mehmet de geldi. Mehmet de bulduk sonunda. Buluştuk en sonunda. Yani bir trainer'a 3 kişi ancak kuracağız. Ben hiç dokunmam. Neyse ne zamandır neredesin sen Mehmet ya? Bak seyirci de merak ediyor seni. Ne oldu bu adam öldü mü kaldı mı? Kim soruyor? Hep Mehmet kim Mehmet diyor. Ya? İlla yazan olur yorumlarda ya. Fatih soruyor mesela ya. Mehmet vallahi uzun zamandır beni de ekiyor ya. Hiç ne tura geldiği var ne başka bir şey yaptığı çok var. Çok yoğun çalışıyorum ya başkanım. Neyse. Bisiklet sporu önceliğini kaybetti. İyi oldu da sıkıntı yok. Hani tayin de oldu. Evet, Mehmet gidiyor aramızdan. Buradan Marmaris'ten ayrılacak. Şimdi yeni rotalar keşfeder. Muhtemelen Adana taraflarına gidecek kendisi. Strava'dan mahvederiz. Adana. Marmaris'in sıcağı kesmedi arkadaşı. Adana'ya, Adana'nın sıcağını deneyecek bakalım. Neyse nasip. Belki biz yanına geliriz ya. Tabii belli olur. Sürüşe. Tabii kış ayına bence geliriz ya. Boşver ya, gezmeye gel. Cevaplarız orada da. Bisiklete falan binilir. Orada ben kış olduğunu da zannetmiyorum. Bence Adana'da kış olmuyordur. Adana'da üç mevsim yaşıyordur bence. Başkan, niye sen bana böyle bir şey aldırmadın ya?
Niye sana benimki böyle bir şey? 11 kilo muydu? 11'dir galiba. Seninki 11 yoktur canım. 11 MTB'lerde 11'i. Böyle bir şey diye ya 10 ya 11 ya. 10'dur. 10'dur olur. 10'dur muhtemelen. Neden sana böyle bir şey aldırmadım? Senin pintiliğin yüzünden yani. Başka bir şey yok. Parayı kıydım. Bak adam parayı kıydı, aldı yani. Besindeki bütün parayı çektim. Üzerine para koydum. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın bak. Bisiklet almayın böyle. Besinizi harcamayın böyle şeyler için. Abi disk mis falan ya. Efsane bir şeymiş ya bu. Full karbon kadro. Salcano. XRS001. Reklam gibi oldu ama. Ama lastikler Allah'lık gibi. Yok, yok be. Canım dişleri... Diş yok ki. Nasıl yok? Bak kenarlarda. Ama biraz abi, tabii... Yırtılmış mı ya? Bomba şey yapmış lastiği. Evet. Olur ya. O kadar. Şurada bunu değiştir ya. Patlar gider bu. Yolda bırakır seni. Tamam. Yaparız ya. Bak, yeni olmuş. Belki kazada olmuş. He tabii. Kazada olabilir. Tabii. Kazada belki. Da olmuş olabilir. Evet arkadaşlar, bakalım. Trainer'ı takmaya başlayalım hemen bakalım. Hemen inceledim. Küfrü yedim. İlk başta trainer lastiğimiz nerede bizim? Şu şuradan pencerenin kenarında trainer lastiğimiz var mı? Adamın küfrü attığı için lan. Yok be. Masraf çıktı. Çıksın abi yeter. Evet. Ha, yeni mi Allah? Yeter bisikletin üstüne. Evet arkadaşlar, normalde böyle tür trainer'ları normal lastikle kullanamazsınız. Normal lastikle kullandığınız üzerine lastiğinizi mahveder. 2 günde kullanılmaz hale getirir. Hatta 2 gün bile sürmez, 2 saatte kullanılmaz hale getirir. Bunun için özel trainer lastikleri var. Ya da eski bir lastiğinizi alıp trainer'a taktığınızda aynen arka lastiği değiştireceğiz. Bu tür bir trainer'da kullanmak için ya eski lastik kullanacaksınız ya da böyle bir trainer lastiği almanız gerekiyor. Yoksa normal ben bindiğim lastiği kullanayım derseniz benim lastiği saatte... 60 mıydım ya? Keşke bilseydim getirirdim oradan. Yok be. Ben de sordum eski lastiğim var mı olsun, diye. Olsun, trainer lastiği olsun. Daha ama iyi. Trainer lastiğinin daha az ses yaptığını söylüyorlar. Evet, şimdi onu öğreneceğiz. Ses seviyesine de bakacağız. Neyse başlayalım o zaman. Buranın sökme aparatı bile kibar ya. Aynen. Bakar mısınız ya bizdeki... Bizdekiler bildiğin ayı gibi. Ya bizdekiler fakir iş ya abi ya. Bu keşke eldiven gibi bir şey. Eldiven var. S çok şey değil. Başladık artık. Evet, lastiği indirelim ilk başta. Lan bedava diye ne hava basmış ha. biz bunu niye ters çevirmiyoruz bir daha da? Ters çevirme. Hidrolik olduğu için hidrolik ha, şey şeye akabilir. Her şeyi de cevabım var. Biz bisiklet sürüyoruz ya. Lütfen ya. Lütfen. Senelerimizi verdik biz bu işe. Yalnız iç lastiğini de katlondan almışlar, gözümden kaçmadı yani. Ne baksana, ağaca bile çıkıyor mu? Kedi gibiyim diyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dankesi yok muydu? İmkanlar aga. Bu ne şekil olur ha, dışarıda kullansan kıpkırmızı. Harika. Değil mi? Evet, süper olur. Yani bunun yönü var mı? Beyaz, bakalım. Kırmızı. Evet arkadaşlar, genelde lastiklerin yönlerini gösterirler burada da. Trener lastiğinde yön var mı? Onu bilmiyorum. Bakalım. Maksimum 130 PSI diyor. Herhangi bir yön belirtmemiş. O zaman... Trener lastiklerinde mi var? Müsaadenizle kafama göre takıyorum. Diğer tarafta da yazmıyorsa yoktur zaten. Yok zaten, iki tarafa da yazması lazım bunu da. Oldu gibi. Helal. Helal be. Evet. Ya. Evet, takabildik sonunda. Pompayı alayım dışarıdan. Evet, 130 PSI yazıyordu. Şimdi çat diye bir ses duyacağız. Lastik yerine oturacak. Tutmayayım ama. Diyeceğim ama. Nasıl tutacağım? Yalnız pompa iyiymiş ha. Pompa efsane ya. Ses geldi. Daha bir... Birkaç tık daha gelecek. Evet, ilk başta bisikletin kendi QR'ını sökeceğiz. Yedek QR olabilir elimde. Yok, yedek QR'a gerek yok.
Senin yedek QR'ın da çünkü trainer yamultur. Tabii. Evet, bu QR atacak. Yola çıktığın zaman lazım olacak. Şimdi bu trainer bir ön teker desteği. Bir tane mat ve çelik QR. Bu olmazsa olmaz. Doğru. Çünkü bütün şeyinizi bu taşıyor. Sprint'e falan kalkınca yamulur. Mat. Mat yalnız çok iyi. Evet, trainer böyle bir şey arkadaşlar. Bunu buraya oturttuk. Bu bizim ayar tenimiz. Bunda sertlik ayarı yapıyoruz. Yokuşları simüle etmek için. Yokuş çıkma hissiyatı. Şuradan. Şuradan bunu her bisiklete göre ayarlayabiliyoruz. Şu ayar kolunu da kapattığımız anda buradan burada büyük geldi mesela. Şunu biraz daha geriye çekmemiz. Şuradan çıktı. Şey mantığı, tekeri evet. Kitleme mantığı. Göbeği buraya oturttuk. Şuradan da şu plastiği sıkıştırdık mı? Evet, arka tekerin hiç oynamamasını sağlıyoruz. Ardından da şuradaki mavi bandı tık diye oturduğu zaman. Vay be. Bunu da buradan böyle şuraya oturur mu bilmiyorum. Bu şuraya bağlayalım çok. Bisiklette oturmuyordu çünkü. Genelde böyle kullanıyordum. Şimdi mesela biri alayım. Mehmet bir sürsün bakalım. Yükünü verebilirsin. Düşürmez seni bu. Abi senin boyun kaç ya? Evet. 1.84. Şimdi görüyorsunuz. Vitesi diğer vitesi ortaya al abi. Vitesi ortaya orta dişliye al. Dokun dokun. Heh. Aldın mı ortaya? Ne oturmadı tam? Evet. Niye bundan böyle ses geliyor? Ciddi vites dedi. Ayarsız çünkü. Fatih. Olabilir. Kazadan sonra ayar olmamış olabilir. Tabii. Abi sen bunu bir götürün de keşke baksanız eleman her şeye. Şimdi Mehmet'i biraz Mehmet'i biraz şaşırtalım. Oho. Aha. Aha. Şöyle biraz daha ağırlaştıralım. Nasıl? Güzel. He? Kaç şu anda? Şu an maksimum al bakayım. 8. kademede. Şu an 10. kademede. Maksimumda mı şu an? Evet. Ama bunu vitesle de kendin de orantılıyorsun. Tabii. Yani vitesi tam su alabilirsin. Terledim. Yok. Güzel ya. Evet. Şu an trenin kurulumu tamamlandı. Kullanımı hazır. Vallahi harika. Bak, bir şey. Trainer lastiğini neden kullanıyoruz? Evet, ses olarak da sanki bir tık daha böyle az ses yapıyor. Fena değil gibi. Şuradaki demir lastiğe sürttükçe lastik erime yapıyor. O yüzden mecbur eski lastik kullanmanız gerekiyor. Ya da trainer lastiği kullanmanız gerekiyor. Çünkü normal bisiklet lastiğini 2 saatte sert eder. Güzel, vallahi süper sistem. Evet, hayırlı olsun Fatih. Sağ olasın. Güle güle kullan. Var o. Evet arkadaşlar, kurulum bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bu tür yoldan inşallah başka... bu yoldan görüşemeyeceğiz. Yoldan görüşürüz abi. Bir dahaki turlarda. Neyse, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.